Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Neden İyi Samiriyeli Gibi Yapmalıyız adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz: Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi. Luka 10. bölüm 36 ve 37. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi seviyor musunuz? İsa, dünyadaki görevini yerine getirirken birçok kişi tarafından izlenmekteydi ve bu kişiler arasında İsa'yı denemek amacı güdenler de vardı. Bir gün bir kutsal yasa uzmanı İsa'nın yanına gelerek ona sordu. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa bu soruyu soranın kendisini denemek istediğini anlamıştı. Bu nedenle ona kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin. Bunu yaparsan yaşayacaksın dedi. Fakat adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya "Peki komşum kim?" diye sordu. İsa adamın sorusuna bir hikayeyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha kentine gidiyordu. Yolda giderken haydutların eline düştü. Haydutlar adamı soyup dövdüler. Onu ölü gibi bırakıp gittiler. Adam ölmek üzereydi. Tesadüf eseri o yoldan bir kahin geçiyordu. Yerde ölmek üzere olan adamı görünce umursamadan yanından geçip gitti. Bir süre sonra aynı yoldan geçen bir Levili de kahinin yaptığı gibi ölmek üzere olan adamı hiç önemsemedi. Bu iki kişi hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam ettiler. Fakat o yoldan geçen başka biri, bir Samiriyeli, yaralı adamı görünce durdu. Yahudiler Samiriyelilere her zaman hor görürlerdi. Fakat bu Samiriyeli adam yaralı adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağ ve şarap dökerek onları sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü ve onun için bir oda tuttu. Gece boyu onunla ilgilendi. Tıpkı kendi ailesinden biriyle ilgilenir gibi onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim dedi. Hikayeyi bitiren İsa kutsal yasa uzmanına sordu. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşusu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi.
İsa, yasa uzmanına şöyle dedi: "Git, sen de öyle yap." Yasa uzmanı İsa'yı denemek istedi ama sonuç beklediği gibi olmadı. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar, Tanrı'yı tanımak için kutsal kitabı öğrenip onun hakkında bilgiye sahip olmak yeterli değildi. Kutsal kitabı öğrenmekten daha önemli olan şey onu anlamak ve hayatlarımızda uygulamaktır. Sevgili arkadaşlar, gerçekten İsa'yı kurtarıcı olarak kabul ediyor ve ona inanıyor muyuz? İsa'ya inandığınız için sonsuz yaşama sahip olduğunuza emin misiniz? İsa Mesih'i gerçekten seviyor musunuz? Ona yürekten inanıp gerçekten seviyorsak onun isteğini yerine getirmeliyiz. İsa'ya inanıp sonsuz yaşama sahip olan kişi bu Samiriyeli gibi komşusunu yürekten sever ve yardıma ihtiyacı olan kişilere koşarak yardım eder. Sadece sözleriyle değil, davranışlarıyla da İsa Mesih'te yaşamın nasıl olduğunu gösterir. Bizler de iyi Samiriyeli gibi İsa'nın sevgisiyle komşumuzu ve arkadaşlarımızı seven kişiler olalım.